Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır beklediğiniz, özlem gidermek istediğiniz FIFA 21 geldi. Sonunda artık başlıyoruz. Hani sonunda aslında demek burada garip oluyor işin aslı. Pek de oyunu karşı bir merakım falan yoktu, ne yalan söyleyeyim. Ama şöyle bir gerçek var. Vasif'in, Mahmut'un ve Ali'nin yaptığı destekler sayesinde, yani toplamda totalde 3 kişinin yaptığı destekler sayesinde FIFA'yı elde etmeyi başardık. Temin ettik. Oyunu aldık ve artık maceraya başlayacağız. Maceraya da Ankara gücüyle başlayacağız. Yani buradan öncelikle Ankaralı kardeşlerime selamlar diliyorum. Başkentin şampiyonluk yolunda onların bizleri desteklemesini, bir like'ı boş geçmemesini, yeri gelirse de abone olmasını bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim, bütçemiz sıkıntılı. Böyle bir gerçek var. Normalde aslında aklımda bir tık daha düşük bir kulüp, bir camia almak vardı ama şöyle bir gerçek var. Kusura bakmayın, ben Ankaralıyım ama Ankaralı olmamıza rağmen lan bir kere bile Ankara gücünü almamışız ya. Yazık bize be. Puh bize. Şimdi oyunun zorluğu. Efsanevi. Başlangıç yapalım. Buralarda çok da ufak değişikliğe gerek var mı? Yok. Direkt başlayalım. A stadyum. Stadyum. Neymiş lan bizim stadyum? Çok merak ettim ha. Molten Road. Yalan lan. Eryaman stadyumu oğlum burası. Ya bilmiyorsunuz bari yapmayın. Molten Road ne? Eryaman. Yeni stadımızdır. Gitmek nasip olmadı ama olsun. Normalde şöyle de bir olay var arkadaşlar. Onu da belirteyim. Eryaman bizim buraya yaklaşık arabayla gidersen 10 dakika sürüyor bu stadın olduğu yer. Ama otobüste gitmeye kalktın mı 1,5 saat sürüyor. Çok saçma bir olay orantı. Farkındayım bunun ama böyle yani. Çok garip ya. Neyse, konumuz bu değil. Konumuz stadyumu oluşturmak. Ben bunu yanlış mı yazdım lan? Ben bunu galiba yanlış yazdım ha. Stadyum. Eryaman. Eryaman Arena. İsmini unuttum lan sana. Neyse. Devam. Uğraşmaya gerek yok. Stadyum mu? Lan normal o işte ya. Dur. Stat. Olmaz. Stat. Eryaman Stadyum. Tamam işte. Aldığı kadarıyla ya, çok şey olursa değiştirir, sıkıntı yok. Problem yok. Geri diyelim. Uygula ve çık diyelim. Gidelim yavaş. Ulan bu Molten Road gölgeli bir saha mıydı ya? Neyse. Sıkıntı yok. Kulüp devri ne lan bu arada? Ha yok, gerek yok nakit akışına falan. Onlar bize göre değil ya. Onlar çer çöp pislik. Hilekarlık, illegallik. Bunlar bize göre değil. Biz legal oynuyoruz. Biz kendi ekmeğimizle, yağımızla kavrulan bir kulüp, bir camia haline geleceğiz ya. Futbol geri döndü. Ha. Dönsün. Ey, sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar, bizim en büyük ekmek yiyeceğimiz turnuva. Bu bizim için çok önemli olacak. Çünkü burada işin aslı ben paraya yöneleceğim. Bana zorluk morluk çok da fifi geliyor şu konumda. Yani ne kadar fazla para kazanabilirsek o kadar mantıklı. Zaten zorlukları da hepsinin eş değerde. Avrupa Şildi yani kurtarmaz ya. Maliyeti kurtarmaz. Uçak parasıydı, gitti geliydi. Şimdi korona morona da var. Konaklama falan derken sıkıntı olur. Biz 2550'yi alalım. Daha doğrusu 2,5 milyon. Temiz parayı alalım. Yolumuza bakalım. Rakipler de önemli değil. Kim gelirse gelsin ya. Bize mi koyacak kardeş ya? Vizyon ve beklentiler arkadaşlar. Kulübün bizden beklentileri gayet makul, gayet ideal. Yani adamlar bizim üst sıralarda bitirmemizi bekliyorlar ki bu üst sıralardan kastı büyük ihtimalle orta sıralardır diyecektim. Alt tarafta da yazıyor malum orta sıralar. Küme düşme, ne bok yersen ye diyorlar uzun lafın kısası. Son 16'ya kalabilir miyiz onu bilemiyorum ama kalırız herhalde ya, çok da önemli değil. Altyapıdan herhalde bir oyuncu yetiştireceğiz. Yok, yetiştirmeyeceğiz. Transfer edecekmişiz. Defans. Genç bir oyuncu. İki tane de oyuncu alacağız. 20 yaşından küçük. Alırız. Hiç sıkıntı yok. Namağlup. 7 maç. Kendi sahamızda bir de. La onu her türlü hallederiz ya. Büyük takımlarla oynamayalım yeter. Ufak takımlarla her türlü yaparız biz onu da. Transfer konusunda babam para yok. Ne yapacağız? Yani yurt dışında zaten başarımızın olma ihtimali yok. Geçen sene malum küme düşecektik de federasyon bizi ligde tuttu. Hani bunları hesaba katarsak baya bir sıkıntılı bir evre, dönem. Hazırlık aşaması birinci sezonda bizi bekliyor olacak. Bunu belirteyim. Bunlar zaten aynı ıvır zıvırlar.
Sezonu da 30 milyon kar marjıyla tamamla. Sorması hep ben bu parayı nereden kazanacağım? Ha? Nasıl kazanacağım lan ben bunu? Televizyon gelirlerini hesaba katsak 1,4 milyon galibiyete veriyormuş. Ulan 30 maçı kazandığımızı varsaysan ki öyle bir ihtimalin ben olacağını da sanmıyorum. Yalandan kim ölmüş şimdi yerse. Anca çıkıyor lan para. Korona var. Millet nasıl gelecek sahaya? Nasıl izleyecek bizi? Biz nasıl para kazanacağız? Ulan hiç bunları düşünmemişler ha. Şimdi arkadaşlar ufaktan takımımıza bir bakalım. Kim var, kim yok? Biz ne yapabiliriz bu takımda? Neler yapabiliriz? Nasıl transferlere yönelmeliyiz? Bunları zaten size de bırakacağım işin aslı. Yani sizden gelen 1-2 oyuncuyla birlikte yola çıkacağım. Yapacağım takviyelerden bir tanesi defans, bir tanesi kale olacak. Bu bariz belli. Direkt göze çarpıyor. Orta sahaya bu Lukasik abimizin ismi hoş olmasa da yerine bir adam mutlaka almamız lazım. Sen de git savcılığa başvuru, ne yapıyorsan yap. O ismi değiştir oğlum. Çok dalga geçerler lan Türkiye'de. Geçmiyorlar mı ya? Neyse. Konumuz şimdi dediğim gibi arkadaşlar. Bir orta saha, bir defans ve bir de kale. Kaleyi genç bir oyuncuya yönelebiliriz. Altyapıdan yetiştirebiliriz ki bu gayet mantıklı olur, makul olur. Kendi oyuncumuz deriz, piyasaya sunarız. Ekmeğine de bakarız. Hani öyle de düşünün. Ama defansa mutlaka ama mutlaka bir adam, orta sahada mutlaka ama mutlaka bir adam şart. Bunu belirteyim. Şöyle diğer oyunculara baktığımız zaman gerçi burada Voka Voka varmış. Voka Voka'yı alırım. Voka abim biraz daha hınzır bir abime benziyor. Onun dışında takımımız Allah'a emanet. Oturum, keskinlik, çalışma. Tamam o zaman. Hadi cümbür cemaat sahaya çocuklar. Hadi gidin antrenman yapın da gelin. Ne aldınız? Ana kondisyonları düştü lan antrenman yapınca. Vay güzel olmuş bu. Anıl bunu beğendi. Ama ne oldu? Tam olarak onu çözemedim. Kim ne aldı kardeş? Bir de ana herkes de mi aldı lan? Gerçi bunun bugünün olduğunu söylemişlerdi bana. Discord'da konuşurken arkadaşlar, bu arada gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Ana beni kaleci olarak transfer ettiklerini sanıyorlar galiba. Bir numarayı almışım. Halbuki ben takımın başına antrenör olarak gelmiştim ama neyse. Görmedik biz onu diyelim. Şöyle bir olay var. Eğer simülasyonları biz yapmazsak saçma bir şekilde D alıyorlarmış. Tabii bu da birazcık sıkıntı. Hızlı simülate. Biz görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Bu arada çocukların moralleri yükseliyor. Aferin lan size. Çalışın oğlum, çalışın. Çalışın da ileri. Artık şu maça gidelim ya. Rakibimiz kim? Groningen. Ay severim. Hadi gidelim şu sahaya da. Maç yap. Maç simülate. Hızlı simülate. Okey. Okey okey. Bunları az biraz biliyorum arkadaşlar. Bu arada bu maçı simülate FIMI moduna dönüyor. FIMI belki bilenler vardır. Football Manager. Güzel de olmuş aslında. Tatlı da olmuş. Bu arada Voka'yla Frederick artı bir almışlar. Helal lan size. Ama sen 64'tün hala 64'sün. Ben mi yanlış hatırlıyorum lan? Öbürü de 70 hala 70. E artı birin nerede burada? Payasılımdan eksi bir olmuş. Ayıkamadım lan mevzuyu. Bu özelleştir tam olarak ne oluyor? Ona da bir bakayım arkadaşlar. He. Şimdi oyun ayarları 4 dakika ideal. İlk işi açılış için ideal arkadaşlar. Bunu ilerleyen süreçte arttırırız. Zorluk efsanevi, zaten efsanevinin bir üstü seçkin. Şu an bir efsaneviyi görelim. Bugün seçkine de belki bir geçiş yaparız. Hani ırzımıza geçerler mi orasını da bilemem. Hadi gidelim sahaya ya. Hadi gidelim. İlk maç, ilk heyecan. Avrupa Enternasyonel Kupası. Ulan Juan Cruyff Arena'ya geliyoruz. Korona morona kimsenin umurunda değil ha. Stat tıklım tıkla. Tabi herkes bizi izlemeye geldi. Yalandan kim ölmüş? Lan Ankara'dan buraya gelen var mı cidden ya? Yol parası çok tutar çocuklar, gelmeyin lan. Cebinize yazık ha. Euro'nun, doların bu kadar arttığını düşünürsek aman diyeyim. Sakın yapmayın böyle çılgınlıklar. Patlarsınız. Benden demesi. Bu arada oyuncuların isimleri yazmıyor. Ona bir ayar çekmem gerek şu an. Bir yandan da o eksikliklere bakıyorum da. Yok ofsayt be. Hocam görmesen olmaz mı ya? Çok güzel kaçtıydı orada. Neyse şuna ayar çekelim. Çocuklar sakin sakin, defansta hiç zorlamayın kendinizi. Yani birazcık rakibimizi karşılayalım. Aman beyler, aman beyler, rakibi karşılayalım dedim, sakata da gelmeyelim. Heh, lan tuşlarda dedim bir anormallik var mı da, yok onu ayarlamışım.
Kitsu için. Güzel döndün ha. Sende yetenek var oğlum. Sende potansiyel var. Biz seni satarız. Seni okuturuz. Takımdaki herkes satılık bu arada. Alıcı varsa hemen yönlendirin arkadaşlar. Alper'im bırak pensiyla. Güzel koçum. Ver Alper'e. Alper'e çocuklar. Çocuklar Alper dedim. Alper dışında herkes o topa dokundu ama. Sabah kaçar mı bu ya? Çok müsaitsin. Senin boyun kaç? O nasıl bir boy? Ah be Savacığım, bu top kaçmaz ama ya. Neyse beyler, antrenmanda yaptık mı lan biz onu sizde? Yapmadık. Neyse, aç kafana göre. Aç kafana göre ortayı. Gelen birisi vurur herhalde. Yok, vuramadı. Taktik önemli. Taktik yapacağız. Taktik çalışacağız. Kaç koçum yukarıdan. Güzelsin ki suyu. İyi bir orta gelir mi? Bir korner daha. Baskımızı arttırıyoruz. Ama korner çalışmamız lazım. Bu arada güzel orta. Hadi lan vur şuna. Yapma be oğlum. Alta 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 indir koçum. Olmaz. Beyler geri dönün. Beyler geri dönün. Kontra montra yemeyelim durduk yere. Kaç aradan? Koçumsu. Borben. Yaz bunu Borben. İlk gol. İlk gol güzel gol. Ara pası temiz pas. Bitirici bir vuruş. Sabayı şutluyoruz takımın en kısa sürede. Bunu bana hatırlatın. Bunu bana unutturmayın. O fırsat kaçmaz diye. Vallahi o fırsat kaçmaz ama. Borben ne bulduğumuz pozisyonu güzel değerlendirdik. Groningen karşısında 1-0'lık üstünlüğe de geçtik. Bu arada efsanevi modu hiç de efsanevi değil. Onu da belirteyim. Yalan yok. Vallahi hiç efsanevi değil. Sakin çocuklar. Aferin Paint'im. Yap yap o hareketleri yap koçum benim. Yap o hareketleri sana değer katacağız. Seni oyuncu yapacağız. Bu arada savunma arkasına yine tatlı bir koşu. Bitirici bir vuruş gelirim ama. Alper'im kaçmaz bu fırsat ya. Abi bu kadar müsait bir pozisyonda bu kadar iğrenç bir vole nasıl geldi senden ya? Lan yıllarca Fenerbahçe'de top oynadın. Hiç mi kimseden bir şey öğrenemedin sen? Neyse. Olur. Olur. İlk şans, ilk fırsat diyelim Alper adına. Görmezsen gelelim ama ilerleyen süreçte ligde mitte ben bunları affetmem. Beni bilen biliyor, ben bunları affetmem. Bu arada güzel topu pası. Boka! Çok harcıyorsun Boka. Yani orada daha iyi vurabilirdin aslında. Ben de onu ima ettim yanlış anlamayın. Ama bu vuruş nereye? Direkt reklam paralarına gitti ya. Bu da ben. Hiç bana benzemiyor ama olsun. Biz de çocuklar. Önde baskı. Önde baskı. Oynattırmıyoruz rakibimizi. Yavaş yavaş. Çıtırından yaklaş oraya. Aman aman. Dikkatli. Justin Mostyn iplemez. Orada kim var bizden? Ha, orada bizden kim var çocuklar? Bakalım. Pazdan var. Evet, pazdan. Oyuncuları tanımıyorum yanlış anlamayın. Beyler biri Allah'ını severse şu adama basabilir mi? Pazdanım sakin. Yersin onu pazdan. Tam var ya. Pazubanlı gibisin lan bu takımın. Yemin ediyorum kaptanlığı sana vereceğim lan. Bana hatırlat. Bana hatırlat diğer maç kaptan. Pazdan bak ilk maçtan direkt göze çarpan bir isim. Hemen Pazda'nın yanına güzel bir transfer. Tadından yenmez ya. Geçirme, geçirme işte oradan o pası geçirmeyelim çocuklar. Merkez bomboş kaldı aman aman. Şu topu bir çıkartalım. Güzelsin Pazda'nım. Hocam görmüyor musun? Adam gitmesini engelliyor Pazda'nın ya. Aa yedirteceğim vallahi billahi bize ya. Oha herif de ne güzel bilek hareketleri yapıyor. Aferin lan sana. Sen de gelecek vaat ediyorsun ha. Ay yedik 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 yedik. O pas oraya gitti. Ben gol alıyorum hacı abi dedi ve oldu. Ulan bir adam orada tutamadık ha. Yıllar bize çok şey kaybettirmiş. Bu adam buradan nasıl çıktı? O adamın pası oraya nasıl gitti? Bu adam buraya nasıl pas verdi? Ulan rakibi çok mu küçümsedik ya? Çok güzel gol attılar. Demek ki biz karambol takımı değiliz. Bunu öğrendim. Öyle gol mü yenir ya? Gir şu araya. Güzelsin Pinto. Paint'im. Sakin ol. Bırak Deus'u. Güzel. Alper. Kaçıyor Borben. Dokun önüne. Borben. Yaz bunu. Borben vurdu. İki oldu. Affetmiyor bugün Borben. Ben Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum diyor. Bu takımla olmasa da ben gideceğim acaba diyor. Güzel bir gole. Alper'in pasında imzasını bırakıyor. Uzak köşe. Temiz bir bitiricilik. Ve en önemlisi bize gruptaki ilk maçımızdan 3 puanı getirecek ve aynı zamanda hocasıyla birlikte çıktığı ilk başta kerata.
İki gol atıp onun gözüne girmeyi iyi başarıyor. Aferin sana. Böyle devam et lan. Senden gol kralı olmayabilir ama yalan söylemeyeyim. Şimdi o kadar da gaz vermeyeyim. Hani tamam dakikalar biraz geç olmuş olabilir ama sonuçta 3 puan içinde oynayan bir takım olduğumuzu hesaba katarsak bugün çocuklar ellerinden geleni yaptı. Tamam, şımarmayın. Yani önüne bıraktınız ya artık de yapmayın çocuklara. Onlar toyda. Onlar kendini gösterecekler. Bu takımın onlar da bir parçası. Güzel pas bu arada Atakan'ım. İyi kontrol edemesem de güzel pas bıraktın Alper'e. Yürü lan Bolingi. Bolingi. Alper bıraktı. Bolingi. Ah be. Çok kritik müdahale lan. Bolingi var ya gitti. Milyon dolarlık fırsat gitti. Gerçi milyon değil. 200 binlik, 300 binlik bir fırsat gitti. Aman pazarım. Aman pazarım. Gerekirse indir. Yapmayın çocuklar. Yapma. İşte bu korcan. Kale sana emanet oğlum. Öbürünün yaşına bakacağım. Yaşın ufaksa kale sana emanet. Şaka yapmıyorum bu konuda. Bana genç bir kaleci lazım. Helal olsun be. Birebir de çok iyi çıkarttı. Güzel bir kurtarışa. Kritik dakikalarda imzasını bıraktı da. Şu topu da artık uzaklaştıralım. Çık al korcanım. Düşür tempoyu aslanım. Düşür tempoyu. Şu an yavaş yavaş biz dakikaya da yatalım. İndirebilir misin onu? Olmadı. Alper, baskı yapın orada. Ah be. Hocam, bak geldi dakika. Çal düdüğü. Çal düdüğü şu paramızı alalım be. Ya da çalma lan üçüncü golü atalım. Biz gidiyoruz. Dedim ama çalma üçüncü golü atalım diye. Olmadı ki hocam ya. Çocuklar oynuyordu. Oynamaya istekliydi. Of taraftara bak be. Lan harbiden Huyan Kuru Farenay'a gelmişler. Helal olsun lan size. Ama bu zafer de size gelsin. Onlar sonuna kadar hak etti. Hiç desteklemediler ama olsun. Yani insan bir arada marş plan söyler yani buraya kadar gelmişsin sonuçta. Borben bu arada harikalar yarattı bu maçta. Vuruşlarıyla, denemeleriyle güzel bir işe imzasını bıraktı. Maçın zaten adam olmayı sonuna kadar hak etti. Güzel de bir zafer Groningen karşısında. Gruba da 3 puanla başladık. Daha ne olsun ya? Çelikay. Ya bu çocuk kaç yaşında ya? La bana ne bundan? Bana Mbappé'yi gösteriyor. Kaç yaşınız? Oha 32 mi? Satarım. Yemin ediyorum satarım. Çelikay'ım ben seni satarım ya. Ben seni genç sanıyordum. Sen baya baya yaşlıymışsın da. Ya hocam. Adamın değerinin 10 fazlasını verene kadar bir tık daha fazlasını verse. Hani daha makbul olurdu. O ne ya? Hoş geldin başkan. Sen bana çok tanıdık geldin ya. Neyse buyur geç otur. Geç otur. Nasıl gidiyor Amerika'da hayat? Ha? Korona nasıl vurdu sizi? Anlatsana bir bana. Seattle temsilcisi. Bak 610 az acı. 630-640'a ben okuyayım. Bu arada bu adam Amerika'ya uyum sağlayabilir. Lan Korcan sende yabancı dil var mı ya? 670 desek. Hacı 670'e ne dersin? Bak gayet makul. Hani. Kara göz falan değiliz. Çingen de değiliz ha. Anlaşabiliriz. Niye olmasın? Lan diğerinin 70 bin fazlası. Ana bütçeni mi aşıyor? Lan 600'ü veriyorsun da 70'i mi veremiyorsun? Allah seni bildiği gibi yapsın. Hacı. O zaman. 640 yapak be. Vallahi bebelere altyapıdan top mop alacağız ya. Hani. Ya forma parası 250 TL. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Bak bu gayet uygun. Hani paran yoktu? Ha? Hani paran yoktu? Rol yapıyorum bana. Ulan Amerikalı değil misiniz? Hep Amerikan oyunları bunlar ha. Neyse hadi git hayırlı olsun. Olan da korcan oldu. Kardeşim kusura bakma. Vallahi para ihtiyacımız var. Alper de bana mesaj atmış. Alper'im kusura bakma hiç farkında da değilim. Ama hoş bulduk yani. Sıkıntı yok. Arkadaşlarına selam söyle. Ben geleceğim en kısa sürede. Şimdi arkadaşlar. Biz ne yapacağız edeceğiz elimizden çıkartabileceğimiz oyunculara şöyle bir bakacağız hani para edebilen çünkü paraya cidden ihtiyacımız var yani ben bu oyuncuların yarısından çoğunu oynatmam biliyorsunuz huyumu nasıl bir oyun felsefesiyle algısıyla takımı yönetmek istediğimi şimdi finansal olarak şunlara baktığımızda bize en çok para kazandırabilecek arkadaşlar kimler onu bir görelim. Pinto. 4 milyon. Pinto aslında satılabilir.
Saba da satılabilir. Ki Saba'nın kaçırdığı pozisyonları hesaba katarsak Saba'yı satmak daha mantıklı. Belki bu hastaneden ekmek yiyebiliriz gibi duruyor. Yaşı genç çünkü 22 yaşındaymış. Paint'im zaten oynayacak takımda. Paint satma gibi bir planım yok. Voka 23 yaşında. Gayet güzel. Çınar bizim oyuncumuz mu? Beşiktaş'ın oyuncusu mu? Bizim değilmiş. Yok bizimmiş pardon. Tamam. Orkan'ın üzerine oynayabiliriz. Kitsui fena değil aslında bekte. Sırıtmamıştı ama Borwen 28 yaşında. Oy. Alper. Alper'e bak 1.800 değeri var. Ben nasıl bir şeyin içine düştüm ya? Bu ne la? Yani biz buradan yapabileceğimiz şu arkadaşlar. Transfer listesine Pinto'yu ekleyeceğim. Onun dışında şöyle üst yaş grubundaki arkadaşları yavaş yavaş oraya çekeceğim. Mesela Kitsui'yi transfer listesine ekleyeceğim. Borwen yani gol kralı yapabiliriz dedim de o adamla olmaz ya. Yani böyle 25 yaş üzerine halledeceğiz. Bu arada Bolingi kiralıkmış. Bunu öğrenmemiz pek de hoş olmadı. Pazlan'ı satmam. Defansta bana sağlam adam lazım. Lukasik seni satarım. Senin ismini beğenmedim oğlum. Kusura bakma. Çelikay zaten gidici. Onun dışında burada Güral varmış. Bunu satabiliriz. Başka. Gençler üzerinden bir yola çıkacağız arkadaşlar. Bunu belirteyim. Zaten burada sözleşmesi biten bazı oyuncular var. Hani onlara da işin aslı ayar çekmemiz gerekiyor. Ama ben birçoğuna sözleşme yenileme peşinde değilim. Oh, Lisui de kiralık. Oğlum benim zaten bütün oyuncularım kiralıkmış lan. Biz patlamışız. Vallahi biz patlamışız. Ben size öyle söyleyeyim. Biz gidelim yavaştan şartına atletik maçına. Bir görelim nedir ne değildir. Hatta bu maçta arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Maçı simüle edelim. Hem bu sahneyi de görmüş olalım işin aslı. Diğer maçta seçkin modunda girelim. Yolumuza devam edelim. Yani işin aslı bu bölümü çok uzun dediğim gibi tutmak istemiyorum. Çünkü transfer sizden isteğinde bulundum. Biliyorsunuz. Alabilirsek oradan almaya çalışacağız. Bu arada buranın sanki sesi fazla geliyor gibi ama umarım çok da problem olmaz. Bizim çocuklar maviler. Bu arada güzel pas. Abi oradan vursana. Vursana ama hiç problem değil. Voka voka. Aferin lan sana. Kim bıraktı o pası? O pası bu çocuğa kim bıraktı oğlum? Pas daha önemli. Golden daha önemli pas. Çok güzeldi. 11. 11 kim lan bizde? Sabah. Ulan Sabah bende mi oynamıyorsun sen ya? Neyse. Hiç sıkıntı yok. En azından 1-0'lık üstünlüğü elimize geçirdik. Bu yönden rahatız. Yani çocuklar gördüğünüz gibi ara toplarıyla sürekli savunma arkasına kaçıyor. Alper bu fırsatlardan bir tanesini yakaladı ama. Ama su geçmeyi başaramadı be. Olmadı. Güzel fırsattı. Şimdi bir tane defans. Garanti yapacağız. Kale yapacağız çünkü bizim elemanı da satıyoruz. Orta sahaya takviye şart. Kanatları tak. Oğlum bu takımın her yerine takviye şart ya. Siz yazın da ben bakarım onlara valla. Ben bakarım. Ama uçmayın. Lan o adam nasıl ona vurdu? Hadi vurdu kale ne yapıyorsun? Ana ulan Frederik yedek kaleci yok diye valla sen de hemen yatış moduna geçmeye başlamışsın. Hiç hoş değil be. Vallahi hiç yakıştıramadım. Anam iki atarlarsa olmaz olmaz çocuklar. Dikkatli olun. Şu anekeyi tutun. Anekeyi tutun. Oğlum bak anekeyi tutun başka bir şey istemem sizden. O adam vurmasın. O adam vurdu mu bizimki yiyor. Dikkatli olun. Yaptırma orada. Güzel. Baskıya devam. Baskıya devam. Dönmesin çocuklar. Güzel. Lan oğlum çok riskli bölgede top. Friedrich. Eline mi aldın? Ne yaptın lan? Topu bir taşıdın gibi sen ama hadi neyse. Bizimkiler golden sonra bir dağıldılar. Oyun yapmada bayağı problem yaşıyorlar.
Yani şartlı atletik kanattan geliyor, merkezden geliyor. Bizimkiler iki pas yapmayı beceremiyor. Lan tamam, ikinci yarı geçeceğim kulübün başına ya. Geçeceğim. Bu böyle olmaz ya. Baskı çıktılar. Beyler izlemeyelim yalnız. İzlemeyelim yalnız. Döndürme Aneke'yi. Harikasın pazdan be. Kaldığın yerden yola devam ediyorsun da. Şuradan Disu'yu. Güzel. Bak Bourbon gidiyor. Paint gidiyor. Bırakın Paint'e. Yürü be Paint'im. Arkadan gelene. O ne biçim pas lan? Gerçi senden öyle bir pası beklemek de benim hatamdı. Kusura bakma. Pazdan sen kaçan al. Kaçan al. Boş ver onu. Ona gider bir arkadaş. Beyler şu savunmaya bir gelsek mi? Hani bir dönsek mi? Yiyeceğiz lan ikiyi. Oho. Bizim Frederic, yemin ediyorum. Oynamıyor ya. Oğlum bunu nasıl yedin sen? Kapattın köşede. Lan dümdüz dursan, direğe yapışsan top sana çarpar, dışarı çıkardı be. Kale şart arkadaşlar. Bize kaleci şart. Vallahi bize kaleci şart. Biz bu çocuklarla nasıl organize ataklara çıkacağız onu çok merak ediyorum. O ne lan? Yani öyle bir pas atmasaydın iyiydi de. Alper de! İçeride rahat, temkinli, tecrübeli. Önce kontrol etti. Sonra meşin yuvarlığa, filelere göndermeyi başardı. Helal olsun sana be. İşte Fener'de oynamanın faydaları da bunlar. Tecrübeli olduğu için ister istemez daha soğukkanlı hareketler yapabiliyor. Fenerbahçe Alper'im sana bir şeyler katmış. Seni tebrik ediyorum. Yani burada Saban'ın pası rahat. Alper'in kontrolü, plasesi, kalecinin çaresizliği, defans oyuncusunun izlemesi ve skorun 2-2'ye gelmesi bizi umutlandırıyor. Beyler bu topu burada bir kaparsak döşeriz. Bu topu burada bir kaparsak döşeriz. Harikasın Bor benim. İşte beni duydu. İşte benim oyuncum. Satacağım seni ama olsun. Yaz bunu da. Olmadı be. Mücadelesini verdi. Çabaladı. Topu taşıdı ama gol atmayı başaramadı. Bakacım sen bir çık ya. Hadi aslanım benim. Hadi koçum benim. Sen bu maç elinden geleni yaptın. Yani öyle hissediyorum. Öyle düşünüyorum. Öyle bilmek istiyorum. Ama şu topa da Bor benim vursaydın çok güzel olurdu ya. Çocuklar şu aşağıya doğru açabilir miyiz oyunu? Tamam Bourbon de olur. Bourbon cimzeltti vurdu, 3 oldu. Bourbon arkalar yaratmaya tam gaz devam ediyor. Ve güzel bir tecrübe. Güzel bir oyun. Güzel bir vuruş. Güzel bir bitiricilik. Lan satmasam mı ben seni ya? Vallahi ben senden iyi ekmek yerim ha. Kaliteli bir oyuncu. Ayağına hakim. Topu ayağına aldığı zaman döktüren bir oyuncu ama. Para da etmiyor lan gerçi. Ben seni satmayayım ya. Yedekten medekten girersin. Yani teknik var. Arada kaçırıyor ama olsun. Olur o kadar da yani. Ona yapacak bir şey yok. Bak bak çocuğa bak. Seviniyor ya. Sonuna kadar hak ettin koçum benim. Hat-trick mi yaptın sen bu arada? Yok yapmadım. Bir gol Alper atmıştı. Bak Bourbon koşuyor. Çizgi bozuk. Bourbon. Yaz bunu, 4 olsun be. Ana kaçırdı mı lan? Ben bir an gol diye sevindim ha. Vallahi ben bir an gol diye sevindim. Lan bunu topu nasıl dışarı vurdun? Daha demin seni övüyordum ben ya. Adama nazar değdi değil mi? Vallahi 90. dakikada artı uzatmalarda adama nazar değdi. Aha dedim 4 oldu, olmadı. Sağlık olsun. 3-2 olsun, bizim olsun. Hiç problem değil. Yani grupta ikinci maçımızı da kazanmayı başardık. Paraya para dememeye tam gaz devam ediyoruz. Kazancımızı arttırıyoruz ama nasıl kaçırdı hala anlamadım. Yetenek avcısı müsaitse gitsene oğlum. Bana Türkiye'den çıtır oyuncu bul. Aa adama bak. Bedel 204. Tamam git. Hadi git. Lan bir iki tane bizi adam tutalım ya. Bize oyuncu bulsunlar. Anıl Kaymak. Lan soyadın çok tanıdık geldi ama neyse. Hadi Kaymak gel sen de. Bunu da gönderelim. Bizim arkadaşlar oyunculara cidden ihtiyacımız var. Ben yabancı istiyorum. Brezilyalı istiyorum. Brezilyalı. Sambacı. Hadi git oraya. Az biraz tatil yap. Aman dikkat et. Koran orada çok şiddetliymiş. Sakata gelmesin. Bak havaya gider para. Onu da belirteyim. Bir tane daha adam tutarsak çok güzel olacak da.
Acele etmesek mi ki? Yani şu an bütçemiz kısıtlı işin aslı. Ama bizim altyapıdan mutlaka oyuncuların gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir gerçek var. Neyse bu para kalsın. Bu para kalsın. Şimdi acele etmeyelim. Onları ilerleyen süreçte bakarız. Duruma göre değerlendiririz. Duruma göre bir şeyler yaparız. Biz şu son maça da gidelim artık yavaştan. Dur, dur, dur. Çocuklar bir antrenman yapsın ya. Takımda zaten moraller güzel. Hani antrenmanları boş geçmeyelim. Gidelim antrenmanlarımızı yapalım. Son maç dediğim gibi oyunun zorluğunu bir tık daha yükselteceğim. Bu arada Kitsui ile Pinto'ya teklif var. Ay. Çetin. Şah verdi Çetin. Çetin'im. Dur sana sonra geleceğim. Aa Galatasaray istiyor Kitsui'yi. 26. Satsak mı satmasak mı? İyi para ediyor. 2005 şey 2,5 milyon. Gayet makul. Gayet güzel bir fiyat. Pinto da ona keza. Ya 32 yaşında şimdi tamam mı abi Pinto? Ya bir görüşme yapsak mı ki ya? 4.450, 4.800, 4.900, 5'e çıkartabilirsek muhteşem olur. Yani en azından kafamız bir tık rahat olur. Abi 4.5 değil de düz hesap 5 verir misiniz ya? Heh. Düz hesap 5. Ne dersin? Allah razı olsun. Siz de mutlu olun, biz de mutlu olalım. Ulan Ankaragücü yılın transferini resmen yaptı ya. Kendi camiamızda tarih olarak herhalde 5 milyona biz oyuncu satmamışızdır. Sattıysak da ben hatırlamıyorum. Şimdi Hitsui ile bir görüşmeye için Galatasaray temsilcisini ağırlayalım. Devamında sen kimsin ya? Fatih Terim'e de benziyorsun ama değilsin. Belli. Şimdi abi bu adama ben 3.300 istiyorum ya. Verebilir misiniz? 3.300. Güzel. Toplam 8 milyon 300 gibi net bir paramız olacak. Bu transferler gerçekleşirse. Şimdi. Ha, satın alma opsiyonlu mu? Yok, onu geç. Onu verme. Bana cash money lazım. Bize cash money lazım. Transfer yapacağız. Şimdi arkadaşlar, Enmen maçı öncesi şu oyun zorluğunu bir seçkini alacağım. Sırf merak ettiğim için işin aslı bunu yapıyorum. Bunu da belirteyim. Acaba oyun zorluğunda seçkin nasıl olacak? Bunu çok dediğim gibi merak ettiğimden dolayı görmek istiyorum. Bu arada bu oyuncuların üzerinde artı 2 artı 1 falan yazıyor da bunlar gelecek sezon için mi dahil? Eğer öyle bir şeyse vay bizim halimize. Avrupa İnternasyonel Kupası'nda 3. maçta liderlik mücadelesine çıkıyoruz. Rahatız. 2'de 2 geldik ve 3. maçı da yeni bir zorluk karşısında kazanma peşindeyiz. Kazanma niyetindeyiz. Bakalım bunu başarabileceğiz mi? Merak etmiyor değilim. Pinto ve Kitsui takımdan gidecek iki oyuncumuz. Biri sağ bek, biri sol bek. Bu bizim için tabii ki sıkıntılı olabilir ama bunlar çok da önemli değil. Çünkü bizim gelecek oyuncularımız olacak. Rahat olun. Sadece transfer gündeminin akışını izleyin ve bekleyin. Dikkatli. Pazarım son adamsın. Dikkatli olman lazım. Yine kritik bir müdahale. Buradan Pazdan'ı sat sat düşüncesi içerisinde olanlara tek sözüm. Sadece izleyin onu. Bu arada Borben bomboş. Oo, güzel güzel Borben. Burada tekniğini konuşturur yazar bu fırsatı kaçırma. Borben gollerine devam ediyor. Avrupa Enternasyonel Kupası'na damgasını vuruyor ve Ankara gücünün. Ama gelecek. Yani övüyorum 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 da sonunu getiremiyorum ya. Çok yaşlısın abi sen. Niye yaşlısın bu kadar? Futbol gençlerin elinde ya. Ama güzel goldü. Tebrik ederim. Boka güzel kaptı. Sakin çocuklar. Pinto. İyi pas. Disui. Payne Sayal'la paslaştın. Oğlum Payne kendinle mi paslaştın orada? Ne yaptın sen ya? Bu arada Alper. Vurur musun be? İyi de yokladı. Sert vurdu ama. Kaleciyi uzandı.
Güzel bir orta gelir mi Kitsui'cim? İyi yere. Vur şuna Borben. Korner mı? Korner. Tamam. Bir an dedim Borben o kadar kötü kafa vuramaz. Benim futbolcum o kadar kötü vuramaz. Bu arada Alper. İyi bir fırsat. İyi bir şans ama direkt kalecinin kucağına. Aman aman paslan. Hata yok. Harikasın. Sakin Pinto. Yapalım çocuklar pasımızı. Yine Borben kaçıyor. Yine Borben istekli. Ama bu sefer Alper Sabah'ı düşündü. Sabah güzel bir orta. Borben içeride. İğrenç bir kafa. Bu ne Borben'im ya. Sen az biraz da kafa çalış ya. Yani tamam zor bir kafa topuydu ama bu kadar da zor olduğunu ben tahmin etmiyorum. Düşünmüyorum. Kitsui güzel kaptın. Sakin çocuklar. Sabah iyi pas. Alper gördün. Gördün Borben'i. Tekrar bir topu pasa verirse Alper karşı karşıya kalır. Tabana sar, skor 2-0'a getirir. Seçkin metkin. Ne la de hayırdır der. Gollerine devam eder. Lan baya basit ha. Bu hatta diğerinden daha basit. Nasıl oldu bu? Gene sliders mi yapacağız? Gidişat onu gösteriyor. Ben size söyledim. Neyse. Güzel gol Alper'im. İyi astın tabana. Harikulade. Harikulade çocuklar. Devam. 3'te 3 gidiyoruz grupta. Pazlan. Döndürmezsin o adamı. Yersin o adamı. Beyler dikkatli. Sevmiyoruz bu tarz topları. Sakin oynayalım savunmada. Hataya gerek yok. Zaten Pinto. İspanyol yolcusu olsa da müdahalesi her zaman kademeye girişi yerinde oluyor. O bize güven veriyor da. İşte o güven de 2 gün sonra savunmalayacak. Biz de patlayacağız. Yani. Bu arada Frederick'im biraz daha sağlam oynarsan çok güzel olabilir ama muhteşem bir kısa paslarla trafiğimizi yakaladık. İçeride Borben. Borben, Borben, Borben. Borben herhalde bir an bizim yenildiğimizi falan düşünür ya böyle böyle. Yok oğlum fark attıklar 1-0 oldu maç. Sevinebilirsin ya istediğin gibi. Vallahi kafana göre sevin, sıkıntı yok oğlum. Bak adamlar ağlıyor, adamlar isyan ediyor. Herkesin saçı ağarmış lan. Adamlar ne hale girdi Borben'im, sevin oğlum sevin. Üçüncü golü attın lan takımın adına. Helal olsun. Aferin be. Boka muhteşem yerde kaptın. Borben bıraktı geri Alper'e. Alper, Borben güzel topuk pası. Pint alttan geliyor. Pint bırakırsa içeri. Borben 4 oldu. Affetmiyor Borben. Heh, böyle sevim. Güzel güzel. Golleriyle bugün şov yapmaya devam ediyor. Borben Ankara gücüyle. Damga vuruyor damga. Ama Avrupa Enternasyonel Kupası'na bak bunu defalarca vurguluyorum. Neden? Forvet gelecek. O yüzden. Yanlış anlamayın. Yani kimsede bir pes attığımız yok. Kimsenin parasında gözümüz yok desem yalan olur. Var. Altyapıya önem vereceğiz hacı. Altyapıya önem vermeden olmaz bu işler. Çocuklar yetişecek. Çocuklar oynayacak. Ondan sonra analarına babalarına hayırlı bir evlat olacak. Nerede olacak? Ankara gücünde olacak. Ankara. Bunu unutmayın. Yani millet Mbappe'yi yetiştiriyor. Hayvan gibi para kazanıyor. Biz niye Ali'yi, Veli'yi, Osman'ı yetiştirmeyelim? Sorarım size ya. Biz de para kazanalım. Türk futboluna adam kazandıralım ya. Hocam bu arada dirsek var orada. Bizim çocuk yamuldu. Pinto. Geçirme onu abi. Yersin onu. Aman Pinto. Aman Pinto. Ayakta kalman lazım. Tazdan gibi. Sağlam gelmen lazım pozisyonlara. Pinsilip. Devam et kanattan. Geliyor Borben içeri. Borben gidiyor. Borben durdu. Borben harbi durdu ya. Ama arkadan Alper geldi. Bitirici bir vuruş. 5 oldu. Ankara gücü. Başkentin yolları taştan diyor. Çıkar seni baştan diyor. Gerçi o söz öyle değil ama olsun. Emmen memmen bize yüklemez. Seçkinle bize fark etmez. Biz beşimizi atar. Dalgamıza bakarız. Çal çal oynar. Baston havası deriz. Biz de böyle kardeş. İşimize geliyorsa. Lan ben transfer bile yapmaya gerek duymadan bu takımı şampiyon edebilirim abi. Bu takım onu potansiyel olarak vaat ediyor. Ama yapacağız. Transfer yapacağız. Beyler sakin. Sakin. Kapatalım şu açıyı. Gol yemeden bu maçı tamamlayalım. Yani 5 gol atmışız.
Harikasın Pinto. İyi karşıladı rakibini. 5-0'lık bir zafer. Ankara Gücü Avrupa İnternasyonel Kupası'nda mükemmel ilerliyor. Muazzam ilerliyor. Gruptaki liderliğimizi resmen şov yapa yapa alıyoruz ve bir üst aşamaya geçiyoruz. Bakalım rakibimiz kim olacak? Onu çok merak ediyorum. Grupta arkadaşlar 3 maç arkamıza bırakıldı. 3'te 3 yaparak 10 gol atıp sadece 3 gol yiyerek güzel bir aslında girişe imzamızı bıraktık. Şimdi rakibimiz Fırt olacak. Ve diğer tarafta da Twente ile Groningen arasında bir mücadele gerçekleşecek. Şimdi Hollanda'da düzenlenen bu kupa bizim adımıza güzel ilerliyor. Bu bir gerçek. Transfer konusunda dediğim gibi yavaş yavaş olaylara el atacağız. İlave transfer bütçesi de aldık. Bu da bizim için gayet güzel. Şimdi genel olarak mali duruma baktığımız zaman net transfer bütçemiz şu an için arkadaşlar yani 4 milyonda 5 milyona Pinto gidecek. 3 küsüre de Kitsui gidecek. Transfer yapacağız. Ve transfer konusunda da hani şu an nereye yapalım, nasıl yapalım gibi bir düşünce kafamda oluşturuyorum. Bunu sizlere söylüyorum, dile getiriyorum. Pinto, Kitsui ve Sarlika bu bölgelere transfer yapacağız. Şart olmazsa olmaz, bunu belirteyim. Onun dışında bazı oyuncularımız bizim kiralık. Bu yüzden kiralık oyuncuları takımdan uzak tutacağım. Kendi oyuncularımızı takımın içinde tutmaya çalışacağım. Dolayısıyla onların yerine de transferler yapılacak. Yani genel anlamda takımın neredeyse her yerine transfer yapılacak. Ama en önemlisi kale olacak. Bunu unutmayın. Çünkü şu an yedek kalecimiz varmış. Bekleviç varmış. Sen bekle ama. Sen isminin hakkını ver kardeşim. Sen beklemeye devam et. Çünkü ben seni oynatmam. Kaç yaşındasın sen bu arada? Senin yaşın kaç kardeş? Ya burada yaşı koysalarmış iyiymiş. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar yani takım fena değil ama bu takım bize ne kazandırabilir? Sorusunun cevabı ilerleyen günlerde belli olacak. Bu yüzden sizden transfer konusunda desteğinizi bekliyorum. Like atarsanız, abone olursanız desteklersiniz. Çok sevinirim. Yani bu konuda da iş size düşüyor. Siz bana isimleri yazın. Ben bu isimlere bakacağım. En nokta atışı olabilecek isimleri transfer etmeye bir sonraki bölümde çabalayacağım. Çünkü şu da var arkadaşlar. Hani sezona da işin aslı bir yandan başlamak istiyorum. Yalan söyleyemem bu konuda. Yani gördüğünüz gibi ligin ilk maçı da Galatasaray. Galatasaray maçına mükemmel hazırlanmamız ve lige mükemmel bir başlangıç yapmamız lazım. O yüzden kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.